Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. Oynuyorum da tekrar bir Just Cause bölümüyle karşınızdayız. Önceki bölümde iki farklı yeri ele geçirmiştik. Daha doğrusu bir tanesi zaten neredeyse elimize geçmişti. Sadece gidip bayrağımızı dikmiştik. Arkasından bir mekanda da patlamalar, çatlamalar yaratıp sonrasında da bölüme noktayı koymuştuk. Arkasından aksiyona kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belki yine bir görevle başlarız ama geçen sefer gibi motor faciası yaşamayız. Onunla ilgili yazdıklarınızı okudum. Tüm yorumları hem BSC üzerinde hem YouTube üzerinde okumaya gayret ettim. Bu arada bunu da bilgisini vermiş olalım. Bu videolarımız, bu oynuyorum serilerimiz hem BSC üzerinde hem de YouTube üzerinde devam ediyor. Videoyu BSC yani bölüm sonu canavarı üzerinden izliyorsanız aşağıda linkini vereceğimiz adresten YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz. YouTube kanalımızdan izliyorsanız zaten aşağıda abone ol butonuna tıklayarak ileriki videolar için kanalımızdan her dakika haberdar olabilirsiniz. Şöyle yorumlara baktığım zaman oynayış tarzımla ilgili bazı eleştiriler geldiğini gördüm ki çok normal. Neden? Çünkü ben zaten aktif bir Just Cause 3 oyuncusu değilim. Peki o zaman neden oynuyorsun diyebilirsiniz. Şöyle ki oyunları önceden oynayarak, bölümleri önceden bilerek sonrasında yapay tepkiler vermektense ilk defa bazı şeyleri ekran karşısında yapıp tepkilerimde doğal olmasını tercih ediyorum. Ayrıca hiçbirimiz her oyunu aynı profesyonellikte, aynı mükemmellikte oynayacağız diye de bir kaide yok zaten. Bazen de işi komik yapan, komik olayları ortaya çıkaran bu tarz hatalar veya bazı noktaları bilmemekten kaynaklı yapılan yanlışlardır. Örneğin bir drama filminde bile en komik yerler neresi diye sorsanız çekim hataları denir. Hatalar yapa yapa öğreniyoruz. Bunları da birlikte yapıyoruz. Birlikte eğlenmeye çalışıyoruz. Lafı da fazla uzatmadan şöyle hemen yakınımda bir görev var. Oraya doğru gidelim. Bir görev yapalım. Sonra Lakos isimli bir mekan vardı arka tarafta. Orayı da ele geçirmek için çalışmalar yaparız. Evet arkadaşım geldim. Ne yapacağız? Seni mi tutacağız? Hop! Ne oldu? Ha şey bunlara bak işte bilmemekten kaynaklı. Gel gel. Hayırdır? Dur. Seni kurtarırım ya ben seni kurtarırdım da sen niye yandın ki? Seni arabaya bağladık diye mi? Oldu mu şimdi bu? Olmadı. Ne yapacağız o zaman? Siz bana ateş mi edeceksiniz? Siz bana mı ateş edeceksiniz? Gel. Arkada bir western bir müzik çalıyor ki sormayın gitsin. Lan nerede? Diğeri nerede? Arkadan da mı ateş geliyor? Yok arkadan yok. O zaman rahat rahat dönüp sizle ilgilenebilirim. Bebeğim. Sen ne yapıyorsun? Ayıp değil mi bu yaptığınız? Ayıp. Şimdi. Şu arabaya binebilir miyim? Heh. Arabayla buradan kaçalım yoksa buradaki işler sıkıntı. Bu arabada bir sıkıntı var. Arka teker yok abi. Ben böyle arabadan atlarım kusura bakmayın. Woohoo! Aşağı düşerken arabaya tekrar bindim. Olacak iş mi ya? Şimdi buradan bir kaçalım. Yoksa bizi bulacaklar. Yine bir sıkıntılı durumla başladık. Şöyle köprüden uçarak geçebilir miyim diye baktım. Çok güzel çarptım ama. Vallahi çok iyi çarptım. Köprü içerisinden de şu hareketleri ne kadar yapabilirsek o kadar. Devam edelim. İleride Lakos diye bir bölge var. Oraya doğru gideceğim birazdan. Zaten işaretlemiştim haritada bölüm öncesinde. Belki birkaç tane challenge da yapabiliriz. Haritada birkaç tane Wingsuit challenge tarzı yerler gördüm. Onları da bir denemek istiyorum. Dediğim gibi başka oyunlardan seriler gelmesini istiyorsanız, başka oyunlardaki farklı modları denememizi istiyorsanız onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Sadece Just Cause oynayacağız diye bir şey yok tabii ki de. Her oyunun yapabildiklerimizin bir sınır var. O sınırlara dayandıktan sonra farklı oyunlarda yine katliamlar yapabiliriz, aksiyon dibine vurabiliriz veya farklı bulmacaları çözmeye çalışabiliriz. Hangisi olursa diyerek evet oradan kaçtığıma göre şöyle bir haritama tekrar göz gezdireyim. Evet gördüğünüz gibi şöyle yakınlarımızda bazı challenge görevleri var. Şurada bir cavern tour diyor. Evet bir wingsuit görevi var. Ben bunu açıkçası bir yapmak istiyorum. Merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Şurada bir tane daha var. Belki ikisini birden yaparız. Şuna bir girelim. Evet, bizden önce zaten bu görev sanırım bir kere yapılmış çünkü puan var. Sonuçta hesap ortak bir hesap olduğu için oynayanlar oluyor. Şöyle oraya doğru gidelim. Şöyle dağları bayırları aşarak denizleri aş da gel kurbanın olan diyerek gidelim.
Hop. Evet. Bu oyunu zaten en can alıcı kılan kısmı da bu tarz rahat hareketleriniz. Yani çünkü gerçekçilik hissini çok fazla arttırmış olsalar da eğer ve bu bir noktadan bir noktaya gitmek için illaki arabaya bin veya farklı taşıtları kullan tarzı durumlar olsaydı eminim ki pek çok oyuncu oynamaktan vazgeçebilirdi. Çünkü şöyle bir imkanınız var ya, daha ötesi var mı? Böyle kafa atabiliyorsunuz ya ve hiçbir şey olmuyor karaktere. Adam doğuştan sigortalı, Kadir gecesi doğmuş. Evet, Cavern Tower'a gidelim. Cavern artık ne şekildeyse. 13.212 yapılmış bu hesap üzerinden. Kim yaptı bilmiyorum ama bu skoru geçmeye çalışalım o zaman. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Ben de merakla bekliyorum şu an. Şöyle bir suyumuzdan alalım. Bu arada oyunu PlayStation 4 üzerinde oynuyoruz şu an için. Ama ileride derseniz ki oyun için şöyle şöyle modlar var ki, özellikle 3000 kişilik serverları vardı Just Cause 2'nin. O tarz bir mod çıkarsa Just Cause 3 için, ki zaten yapıldığı, hazırlanıldığı biliniyor. O zaman oyunu PC üzerinde online moduyla da deneyim edeceğiz zaten. Just Cause 2'yi sırf bu yüzden almıştım. 3000 kişilik serverları deneyim etmek için. 3'te de bu tarz bir deneyim gerçekten inanılmaz olacağını inanıyorum. İnanılmaz olacağına inanıyorum. O da ilginç bir şey yani. İnanılmaz ama ben niye inanıyorum? Saçma. Devam edelim şuradan. Hop, aman. Toslamayalım bir yere. Nereye gidiyoruz? Oo, aşağılara. Vuhu. Düşme, düşme. Yukarıdan gidelim. Ne olur ne olmaz. Evet, oyun içinde bu tarz aktivitelerin eklenmesi de bence hoş olmuş. Çünkü hani bir noktadan sonra adam öldür nereye kadar. Evet, finish çizgisini gördük. Bu arada 13.000 yapamadım ama. Ah bak, benden öncekiler daha iyi yapmış demek. Hadi kurt, yapma be. Ucuna kadar gelmişken. Ucuna kadar gelmişken hiç olmadı bu ya. Neredeyse bitiriyorduk. Belki bitirseydik o puanı geçebilirdik. Bu arada bir dönüş şekli daha açıldım. Oyun içerisinde farklı bu tarz aktiviteleri yaparak da yeni yeni hareketleri açabiliyorsunuz. Örneğin işte wingsuit'le böyle taklalar atarak wingsuit'i açma gibi farklı egzantrik, egzecere durumlar da var. Yine bir yükleme ekranıyla karşı karşıyayız. Bu arada dediğim gibi bu seriler farklı oyunlarla da devam edecek. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin istediğiniz yeni çıkmış oyunlar neler varsa bunları da oynuyorum adı altında deneyim etmek istiyoruz. Sadece ben değil, ekibimizdeki tüm arkadaşlarımızla birlikte farklı farklı oyunlarla önümüzdeki dönemde daha sık bir şekilde YouTube kanalını da aktif kullanarak karşınızda olacağız. Bunun da bilgisini verelim. Bir kere daha denemek istiyorum. Belki bu sefer finish çizgisini başarılı bir şekilde geçebiliriz. Şöyle bir ilerleyelim, hızımızı alalım. Belki de ortadan gitmediğim içindir. Tam şuradan geçsem daha mı yüksek puan verir? Tabii bak, perfect yapınca 2000 verdi. Ben demin hep yukarıdan gitmeye çalıştım. Perfect. Oh, perfectleri topla, 2000. Bu sıkıntı ama bak, bunu perfect alırsan diğerlerini alamayabilirsin. Şunu da alalım. Great. Woohoo! Ah be! Bak olmadı. Bak daha gelmeden 12.000 yapmıştım. Neyse, bunu bırakalım. Bir tane daha wingsuit var. Ona gidelim ya da çevrede farklı görevler var. Onlara da gidebiliriz ama ben diğer wingsuit'i de bir merak ettim açıkçası. Ona bir gitmek istiyorum. Bundan çıkalım, bir sonraki Wingsuit Challenge'ına doğru şöyle haritadan işaretleyip gidelim. Bir de orada olmayan hünerlerimizi konuşturmaya çalışalım. Bakalım orada neler yapabileceğiz. Arkasından Lakos bölgesine gidip neler yapabileceğimizi tekrardan göreceğiz. Hadi bakalım. Şuradan. Arkadaş, yakında tutunabilecek hiç mi bir yer yok? Şöyle tutuna. Biraz yükselsem. Şuradan wingsuit'i açar kaçarım baba ben buradan. Şöyle gideriz. Şöyle kendime gereksiz challenge'lar mı açsam acaba? 2.39 diyor ama o kadar mesafe var mıydı ya? Hop. Şöyle açalım. Ben bir daha bakacağım haritaya açıkçası. Emin olamadım şu an. Köprünün altından. Bu köprünün altında ama hiç cam falan yok. Evet. Devam edelim. İnce. Hop. Dayı, bir tutunamadık ya. İşte bunlar izlerken sizi sinir ediyordur. Lan adam şunu bile atamadı. Şuradan bir tane kanca bile atamadı diye de.
Bir yandan ses tamam mı acaba? Şu an kayıt nasıl bir şekilde devam ediyor? Önünde bir sürü ekran varken hakikaten bazı şeyleri yapması biraz zor oluyor. Uf, arkadaş. Bir tutunamadık ha. Şimdi doğru yere gidiyoruz değil mi? Ondan bir emin olalım. Evet, doğru yeri işaretlemişiz. Oraya doğru da gireceğiz. Yolumuz biraz uzun. Şu dağdan ivmemi alırsam bir wingsuit açar keyfime bakarım. Şöyle dağdan denizleri, tepeleri aş da gel. Bu şarkıyı da bu seri sayesinde dilime doladım resmen. Hadi bir tane daha şöyle. Ya yüksek mekanız, bak şuradan kaptırdık mı wingsuit'i açar gideriz hacı. Buraya kadar trafik biraz kilitti ama oradan sonrasında... Ya he. Şuradan gidelim bari. Evet. Ha. İşte ya. İşte aradığımız manzara bu. Manea tura doğru gidiyoruz. Bir Manea turu kazandık. İki kişilik. Akdeniz bölgesi de tam ılıman bir iklim hakim. Havalar güzel. İstanbul'da bu sırada havalar kar yağışlı şu anda. Dışarıda oldukça yoğun bir kar yağışı hakim. Bir nebze olsun Just Cause 3 oynayarak içimizi ısıtmaya çalışıyoruz. Şöyle bir tane daha tutun şuraya. Bir tane daha zıpla. Şu bayırdan sonra bir tane daha wingsuit açarım ben hacı. Şuradan bir tane açtık mı şu yolu geçeriz. Evet, denizin mavisi gerçekten fotoğraf tadında. Uzun zamandır böyle bir manzara görmedim gerçek hayatta. Şöyle köprüden şöyle bir hareket yapalım, dur ya. İşin içine biraz egzantriklik katalım diyecektim. Ah be. O kol acır yalnız. Yalnız iyi toparladık. Her ne kadar sonrasında yine bir sıkıntı yaşasak da. Şu olayı. Ya dayı. Şuraya tutun. Oradan yüksel. Geldik, geldik, geldik. Şöyle müsait bir yerde inelim biz. Ha. Evet, yine 47 metre yapılmış. Kim oynuyor arkadaş bu hesaptan mı oyunu? Kesin ekipten birileri oynamıştır zamanda. Evet. Personel best yok. Demek ki oynanmamış. Bana öyle gelmiş. Bakalım biz neler yapacağız onu görelim. Bu sanırım o tanıtım da az önce gösterdiği yerdi. O köprünün oradan geçeceğiz. Bakalım geçebilecek miyiz? En azından bir iki denemede burada yapalım. Hop atladık hemen. Bir perfect geldi. Biraz hızımızı alalım ondan sonra yükselelim bence. Derim. Hop. Geçtik, vallahi geçtik. Vallahi geçtik. İki tane mi son var? İşte. İki farklı sonlu oyun. Evet işte bu be. 5000'de bitirdiğimiz için aldık. Temiz. Kaç aldık? Oh, 17.981 ama yıldız diye hitap edeceğim ona. 3 yıldız aldık. Demek ki daha iyisini de yapanlar var. Demek ki hepsini perfect geçince 5 yıldız oluyor. Şimdi o zaman buradan artık yavaş yavaş işi Lakos bölgesine doğru çekelim. Biraz aksiyona dalalım. Derken evet, yeni bir mod açmışız. Bu challenge yaparak. Şöyle hemen yukarıdan işaretleyelim orayı. Evet, Wingsuit ile ilgili Reel in Boost. Evet, bu özelliği açmışız. Bu arada bu menüyü de göstermiş olduk. Oyunda gördüğünüz gibi bu challenge'ları yaparak farklı farklı pek çok modu açabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Aşağıda görüyorsunuz. 5 of 135 diye şimdi İngilizcesine çeviremeyeceğim. 135 tane açabileceğiniz özellik var. Kim bilir bunları açsak neler neler yaparız. Bu ne oluyor sana ya? Bizim elemanın bağırdığını ilk defa gördüm. Normalde 200 metreden düşersin hiçbir şey olmaz. Suyun üstünde wingsuit takmışsın. Wow. Bu arada burayı hatırladınız mı? Arkadaş. Sen git. Yıllarca motor sporları izle. Valentino Rossi'leri, Kenan Sofuoğlu'ları izle. Küçücük bir Vespa motoru 4 sefer şuradan geçirmeye çalıştık ya, ben ona yanarım. Neyse şimdi. Vespa'yı geride bırakalım kötü bir hatıra olarak. Ve burayı değil tabii. Şu Lakos bölgesini işaretleyelim.
Lacoste Alba. Evet. Lacoste Alba isimli bir yer var. İki tane billboard var. Polis istasyonu var. Yakıt tankı var. Jeneratör var. Var oğlu var. Bayağı bir şey var. Kolonlar var. Burayı bir ele geçirelim. Bu bölümki görevimiz de Mission Impossible'ımız da bu olsun. Şöyle ben en üst kata tırmanayım. Aslında buralardan bir daire almak lazım ya. Düşsenize şöyle bir yerdesiniz. Camı açıyorsunuz, deniz, sahil. Evde açmışsınız bilgisayarınızı. YouTube kanalınız için yeni bir video çekiyorsunuz. Mis, temiz. İnsan burada yaşlanmaz diyeceğim de buradaki yönetim biçimi de valla adamı yaşlandırır. Şöyle ben yine denizleri aşıp şuradaki küçük su birikintisi de onun da ayrı bir hikayesi vardır elbet. Ben denizleri aşıp devam edeyim. Genelde başımıza çok egzantrik durumlar gelmiyor seri içerisinde. Keşke gelse de böyle sizlerle an be an yaşasak istiyorum ama şuraya tutunup en fazla yapabildiğimiz olay bu. Evet, suyun içine paraşütle dalan ilk kişi olarak tarihe geçmiş olabilirim az önce. Şöyle devam edelim. 1.82, biraz daha yolumuz var. Şuraya tutun tutun. Tutun ve zıpla. Şuraya tutun. Tekrar zıpla, kayaya takılma. Burası da çok ağaçlık olduğu için dallara budaklara her yere çarpabiliyoruz. Şöyle düşmeden uzun süre gidebilecek miyim dedim. Yine o kadar bomboş bozkır maki arazide gittik, yine bir ağaç dalı bulduk çarpacak. Evet, Alba bölgesini açıkçası biraz merak ediyorum. Daha önceki yerlere benziyor mu, benzemiyor mu? Çünkü oyunun gerçekten büyük bir haritası var. Hani en uzak köşeye gitmeye başlasak, çalışsak herhalde bir bölüm sadece gideriz. Öyle bir haritamız var. Ben şöyle... Ya arkadaş, şu hareketi bir yapamadım. Bak yine yapamıyorum. Bana bir nazar değdi bugün. Şu ya. Yapılmak istenen bu. Hayaller hayatlar şey gibi olduk resmen ya. Capsleri gibi olduk. Evet, albaya az kaldı. Yine ağaç dalları. Burası sanırım böyle bir dağlık tepe bir arazi. Evet. Neredeyse geldik sayılır. Bu arada 500 metre geride de bir görev vardı ama biz yine mekana geldik. Bu bir önceki şehre. Pakos'tu sanırım orası da. Lakos, Pakos. Birbirlerine benziyorlar. Benzeyen yerler. Ve polis istasyonuna geldik. Evet. Let's do this. Evet. Müzik de değişti. Ama mekandan çıkınca müzik yine değişti. La oraya değil la. Ha şu. Şöyle Batman misali tepelerden. Şu omuz atarak... Oha! Adamların uydusunu bozuyorum şu an. Bütün televizyon kanalları falan çekmeyecek. Vur bir daha. Vura vura şey yapabilir miyim acaba seni? Diyecektim, olmadı. Neyse. O zaman şöyle yapalım. Askerlerden biri. Sen gel. Gel. Hop. Sonra da aşağı düş böyle. Sen. Gel, ne yapalım seni? Gel. Dibime gel. Gel gel şöyle gel. Gel sen bir gel. Gel. Hayırdır sen? Yakışıyor mu? Bakayım, dur. Adam çağıralım bir. Şuradan adam çağıralım. Beyler gelin, mevzu var. Gelin gelin gel. Lan! Siz nereden çıktınız ya? Dur. Dur. Ne yapabiliriz? Ya hacım, Allah için ya. İşin gücün mü yok senin? Gel. Tüp patladı, 5 ölü. Cinnet geçiren Rico katliama sebebiyet verdi. Of 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 of. Evet, elektrik şebekesi
can aldı. Bizim haber başlıklarındaki gibi. Dayı orası iyi mi? Sen öyle asılı kal. Sonra bakayım başka kimler var burada. Ne? Ne canım? Ne? Gel. Sen onu niye bana bırakmadın he? Niye onu bana bırakmadın? Pislik. Ben vuracaktım onu. Kendimi böyle orta sınıf dizilerdeki mafya babaları gibi hissettim. Böyle elemanları sözünü dinlemeyip adam böyle ağzından laf almaya çalıştığı elemanı durduk yere öldüren yancılar gibi. Şurada bir hacklenecek bir nokta varmış. Hackleriz kardeş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yapma. Ben geldim. Gelmedim. Dur. Birazdan geleceğim size. Seldor. İçeriye açacağız sanırım. Bu kapıyı hackleyerek. Bakayım. Evet. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Bu şey değil mi ya? Luis Felipe Scolari değil mi bu Brezilya teknik direktörü? Vallahi o. Bakayım. Vallahi o ya. Hık demiş burnundan düşmüş. Şimdi şurada silahlar var ya. Ben silahlara da bir bakayım. Ya durun, adamı koruyacağız adamı. Sen bir gel dur. Seninle biraz işim var. Sen orada bir yan. Sen bir yan orada. Hatta sana şöyle bir eziyet yapacağım bak şimdi. Woohoo! İşte bu. İşte bu. Ya dayı sen nereye koşuyorsun acaba? Oradan değil, oradan değil. Oradan değil. Bu vallahi Scolari ya. Netten aratın bunun isim şeyine bakın Google'dan görsellerine. O hakikaten Scolari. Bizim elemanlar seni bir teslim alsa falan diyorum. He? Nasıl olur? Burada bir Jaxel daha varmış. Ben orayı da bir hackleyeyim. Bu da çok aksiyon yokmuş ya. Geçen seferki mekana pek benzemedi burası. Şu kattaydı değil mi o? Dayı şuraya atlayacaksın alt tarafı ya. He. Şimdi diğer bir eleman daha var sanırım. Burada bu elemanları neden tuttuklarını da bilmiyorum. Açıkçası ama kurtaralım. Laz mısın? Haçan. Uy tipe bak. Sen nerelisin? Bak hiç cevap da vermiyor. Cık. Hemşeri dur da bizim. Da. La. Köpek balığı görmüş hamsi gibi ne dönüyorsun ya? Dur dur ben seni bir... Adam yörüngeye girdi ya baksana. Şu... Şöyle denk getireceğim. Çarkı felek misin? Bir dur arkadaş. Ya gözünü seveyim dur. Sen nereye kaçıyorsun? Heh. Hele şükür yörüngesini buldu ya. Kendimi yavruları böyle kanalizasyona düşmüş. Ördeğin yavrularını böyle çıkartıp tekrar annelerinin yanına teslim etmiş gibi hissettim şu an. Adamın sırtından ekmek yedik resmen. Sırtına basa basa. Şimdi burada bir de İletişim kuleleri varmış. Heykeli zaten gördüm. İki tane billboard vardı. O iletişim kulelerine, daha doğrusu hoparlörleri şöyle bir imha edelim. Vallahi Laz dayı saat 12'yi geçince işte gitmiş. Cuma hutbesi okuyun desek okumazsınız. Arkadaş. Milletin burada beynini yıkamak için Allah'tan birinin başına düşmedi. Hiç kimseyi de uyarmadım. Direkt atsam bombayı ama bomba yok. Bomba işe yaramaz orada. Şehirde hiç eleman yok mu ya şeylerden? Düşmanlardan. Şuraya birini bağlasaydık. Şimdi bir hoparlör ses sistemi daha var burada. Burada biraz paraya kıymışlar. Onu bir bulalım. Nerede olabilir? Şöyle yüksek bir manzaraya çıkıp ay çıkamadım. Hey careful. Sakiniz canım. Bizde sıkıntı yok. Hah gördüm. Ya şu elemanlardan hiç mi yok ya? Dur. Bak.
Bu bana bir fikir verdi. Hazır mısınız? Bir tane daha bağlayacağım, dur. İçimden geldi. Araba mı bağlasam bir de ya? Arabayı da aynı anda çeksem. Dur dur, araba gidiyor, vallahi gidiyor. Helal be. Aa! Arabayla patlatacaktık, ne güzel. Şimdi şöyle, o zaman çifte düğün yapalım. Şuraya bir yaklaş şöyle. Al onu. Buna vur. Hocam. Olmadı mı? Neyse, sağlık olsun. O zaman ben direkt kestirmeden şunu alayım. Şuraya. Niye gelmedi o? Dayı. Seni bir iş için çağırıyoruz değil mi şurada? Hayırlı bir iş için. Oğlum. Ya. Ne o öyle aşağıdaki mahalle bakkalından sepet sarkıtmış gibi yavaş yavaş ya. Al şunu. Lan yere tutturduk, iyi mi? Al. Yavaş yapalım. Ne? Ulan. Ben onu hayal etmiştim. Oldu mu şimdi? Hiç yakıştı mı? Dur bak. Şuna en son planım var. Bu heykele en son dalacağız. Ondan öncesinde şöyle bir etrafta birkaç bir şey yapmak istiyorum. Şu billboardları falan yok etmek istiyorum. Billboardlar genelde bir şehrin girişinde olur bence. Yine. Deminkinde olduğu gibi köprü etrafında falan. Şuralarda bir yerdedir diye tahmin ediyorum. Ama tam olarak nerede onu bir... Ya bir dön arkadaşım, dön. Şurada bir tane gördüm. Bir tane gördüm. Vallahi gördüm. Bir billboard gördüm sanki. Evet evet, bir billboard gördüm. Şimdi dayı. Şu omuz atarak yıkabiliyor muyum bunu ya? Dur bakayım. Dur. Tam şuraya bir omuz at. Riko. Ah. Bu sefer atarsın. Neyse, olmadı. O zaman biz normal yöntemlerimizle, tabii halkı buna alet etmek istemiyorum. O yüzden ben bildiğim yöntemi kullanayım. Bu kadar basit. Bununla da nasıl bir kaos çıkarttıysam artı 51 bin puan verdi yalnız. Oo, bir dakika bir dakika. Siz kime dalıyorsunuz ya? Bak. Of yalnız. Bizim elemanlar burada iyi çalışıyor ha. Hakikaten bizim elemanlar burada bayağı iyi çalışıyor. Adamı nasıl vurdular gördünüz mü ya? Gel. Dur dur dur. Gel seni şöyle bak. Oo! Adam öldü mü ya? Yapma be. Ben onunla da neler yapacaktım ben ona ya. Dur şimdi dur. Her şeyden önce masum halka dokunmayacağım. Ama sen masum değilsin halk. Bak. Gel buraya. Allah'tan billboard da gördük. Gel. Seninle işimiz var. İn. Güneş gözlüğümü kaybettim diyor ya. Bana ne senin güneş gözlüğünden ha? Bana ne? Gel. Gel. Bir tane daha. Şurayı bir senle böyle bir şeyler yapalım, dur. Seni oraya bir daha asacağım. Şöyle sallandıracağım. Sonra bir tane de şöyle 90'a doğru. Heh. Çat diye yerde gitti, tamam. Bir tane senden şöyle. Hacı abi. Binmişsin Murat 134'e mi artık, 124'e mi 131'e mi? Oradan öyle kendince bir şeyler yapıyorsun. Ayıp ya. Dayı seni şuradan içeri doğru atsam. Arkadaki eve doğru. Hadi. Hadi. Dayı ayıp be. Ayıp vallahi ayıp.
Senden ben o kadar umdum. Bekledim ki sen orayı bir patlat. Buraya ismini verecektim senin ya. Adam billboard'unu indirdi diye ismini verecektim ama olmadı. Olmadı. O zaman madem son bir yer kaldı Lagos Alba'da, son olarak oraya da gidelim. Dur lan, çıkamadım. Hop. Oo! Heykel bize hareket çekti resmen. Hiç yakıştıramadım. Ben heykele kafa atmak istiyordum az önce. Duvara kafa attık, iyi mi? Dur o zaman. Onun tepesinde bir şeyler var mı ya? Şöyle... Abla ne haber? Abla sana ne oldu? Abla... Ölmüş ya, gömün ablayı. Sen ne diyorsun ya? Rico Rodriguez, tanıdın mı beni? Hani şu diğer mekanı patlatan, hatırladın mı? İmza vereyim mi? Viva la revolución. Tamam. Rico, our savior. Thank you for everything you do. Rica ederim canım. Thank you, thank you. Şımartıyorsunuz yani. Yani biz ne yapıyorsak halkımız için yani. Sevdiğimizden yapıyoruz. Sevmesek sana böyle el bombası atar mıyız? Dayı, çapraz bağlarının kopmuş olması lazımdı senin çoktan. Dayı, arkadan vurdum. Olmadı mı? Dur ya, ben buna kafa atmak istiyorum. Ciddi ciddi heykele kafa atmak istiyorum ya. Heykel, büst, artık ne diyorsanız deyin. Bir kere daha deneyeceğim şansımı. Şöyle bir uçalım. Sonra dönelim heykele doğru. Heykel. Sen mi büyüksün, ben mi? Of! Tam... Tam 12'den hakikaten vurduk. Bu senin için. Bunlar senin için. Al. İnsanlara böyle zulmetmek neymiş gör. Gör. Seni iş göremez rapor aldıracağım sana. Amma sağlam adammışsın yalnız. Helal olsun. Adam bütün akciğer, böbrek her yerini deştik ya. Vuhu! Dayı, ben aparkat bile vuruyorum. İç organlarını söktüm. Daha yeter de. Bak. Hafiften yıkılıyor musun? Yoksa bulutlar ilerlediği için mi böyle hissediyorum? Ayakların yıkılırsa sen yıkılırsın. Üstüme yıkılırsın ama. İşte sıkıntı da o. Vuh! Allah'tan arkadan kimse geçmiyordu. Şans eseri, olaydan kimse yara almadan kurtulduk. So cool. İşte tabii yani. Grappling hook boru mu bu yani? Evet, Lakos'u da böylece ele geçirmiş olduk. Halk bizi seviyor. Yapacak bir şey yok. Laos'u Lakos'taki Alba bölgesini ele geçirdik. Ve burayı özgürlüğüne kavuşturduk. İşte bu. Sağ olun, sağ olun. Hepsi sizler içindi. Bak. Az önceki savaş ortamı gitti. Şurada bir yerde. Heh. Dur, ben de solist olarak eşlik edeceğim. Çay alından öteye gidelim yalli yalli gidelim yalli. Olmuyor. Bu müzikle olmuyor ya. Bu müzikle olmuyor. Bir dakika. Biraz bağırsana kız. Müzik çalıyor burada. Bak, kapattı. Neyse. Bir mekan daha mı ele geçirsek ya? Bak, bir dahakine kemençe çalacaksınız he. Ona göre. Bir dahakine kemençe çalın, yoksa bozuluruz. Bozuşuyoruz. Ben buraya da ne sanatçılar getireceğim size. Siz yeter ki böyle çalın ya.
Müzikten güzeli var mı ya? Şimdi burada Aspera var. Baya korumalıklı bir yere benziyor. Buraya daha sonra girebiliriz. Lavanda var. Burada aslında bir de garaj var. Zaten buradayız da dur bakalım. Ablamız bize bir yer işaret etmişti. Bir şuradan bir çıkalım. Siz eğlenin, eğlenin. Yalnız abla coştu, sola atıyor şu an. Evet. Bu heykelin adı. Ne oldu, bir dakika dur. Ne oldu? Hangi abla söyledi onu? We are with you Rico. Sağ ol. Bizimle berabermiş halk. Bunu bilmek yeter ya. Bunu hakikaten bilmek yeter. Ben şöyle o zaman nereye doğru gideyim? Bir bakalım haritamıza. Biraz uzaklaşıp şöyle. Şurada bir mekan var. Bir şeyler olabilir orada. Oraya doğru bir ilerleyelim. 1.62'ymiş. Evet. Aa dur. Görev çıkmış şurada. Evet, ben bir Stargate şu göreve doğru gideyim. Görevi yapalım. Görevden sonra da yavaş yavaş artık bölümün sonuna doğru da geliriz. Bölüm süreleriyle ilgili yorumlarınızı da belirtirseniz onlarla ilgili de gerekli düzenlemeleri yaparız. Uzun, kısa veya ideal derseniz aynı şekilde de devam edebiliriz. İsteklerinize göre bunları şekillendirebiliriz. Şöyle alçaklardan uçarak. Yardım edeyim sana. Kapıyı mı açacağız? Kapıyı mı açacağız? Buyur teyzeciğim. Aa! Force open. Ne yapmam isteniyor? İki tane tutturayım. Yemedi mi? Kapıya mı ateş edeyim? Şöyle bir tane de buraya tutturayım. Heh bu. Bu ya. Diğer tarafa doğru yaptığımız için açılmıyormuş. Evet, oyunda böyle halka yardım ettiğiniz görevler de var. Bir elimizde silah. Hatta sırtımızda da silah ama. Ya yalnız anlamadım. Sen kapıyı açtırdın gidiyorsun. Siz bir hırsızlık şebekesi misiniz lan yoksa? Açtırdın milletin kapısını gitti. Bu işte bir iş var. Bak demedi demeyin. Ya abla sen de mi ya? Ne vaçit? Çakarım bir tane ha. Ne oldu? Bari eve kaç. Evi bıraktın ya. Kapatayım şu kapıları da. Valla gelen girecek ondan sonra. Kapılar da çok dayanıksızmış ya. Kime yaptırdın abla? Şu kapıya bak. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Şu işaretlediğim mekana doğru ben bir gideyim ya. Böyle görevler vereceğini bilseydim abla hiç bulaşmazdım sana. El alemin kapısını açtırtıyor kapı kilitlendi diye. İşte bak, hırsızlık çeteleri falan hep böyle yapıyor. Dikkat etmek lazım. Olur olmadık. Telefonla sizi arayıp kendini polis, savcı ve Rico Rodriguez olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz. Aha. Şşş. Keskin nişancı. Dur şimdi. Nişancı! Beni gördün mü sen? Aşağıda çalışan bir eleman daha mı var? Bu bir. Bu da iki. Sen bizden misin, onlardan mısın? Anlarız. Bak. Lan! Hiç mi ruhun duymadı be? Bak yavaş yavaş. Hop. Hiç tepki vermiyorsun be abi. Hiç mi tepki vermez bir insan? Hiç mi tepki vermezsin be? Hı? Nereye bakıyorsun? Buradayım ben. Hop, buradayım. Nasıl tak diye buradayım? Saniyede. Bir dakika ya. Sen beni görmüyor musun? Buradayım lan. What are you doing here? Ne yapıyorsun burada? İyiyim, sen ne yapıyorsun? This is government property. I don't want to kill you, but I will.
Seni öldürmek istemiyorum ama öldüreceğim diyor. Sana bir omuz atarım. Bir dakika ya. Hacı dur. Dur dur öleceğiz vallahi öleceğiz. Mekana gidecektim ya. Ya dur ya bir tanenizi de arabayla ezeyim bari dur. Madem o kadar geldik değil mi? Hop arabaya kaçma arabaya kaçma. Kaçma. Kaçma if you can. Bak 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 bak. Kendi arabanla kendi adamını eziyorsun be kardeşim. Ayıp ya. Dur şimdi. Bir mekan işaretledik oraya gideceğiz. Ya kime haber veriyorsunuz? Test işareti çıkıyor da yani. Ara ara Amerikan başkanı dahil herkese haber ver. Yani ne fark eder? İşte bu işte bu. Aradığımız aksiyon bu. Ağaçlara takılma. Gözünü seveyim takılma. Çok güzel geldik buraya kadar. Ve çok güzel kaçtık oradan. Vallahi güzel kaçtık. Hedef kaçıyor diyorlar. Ya siz kim? Beni yakalamak kim ya? Hayal kurmak güzeldir ama gerçekçi hayaller kurun. Lütfen gözünüzü seveyim. Ya bir ağaç dalına bu kadar. Şimdi 500 metre var. Arkada da güzel müzikler eşliğinde. Arkadaş biz de en ağaçların bomb dolu olduğu yere geldik. Tepenize yıkacağım desem orayı. Yıkılmadı yalnız be. Oha mekan yıkılmıyor yalnız. Woo! Öldük mü? Öldük be. İlk defa seviniyorum artık yani. O kadar ölümsüz bir karakteriz ki. Ama orada çok bekledik. Aşırı bekledik. Karakterin ölmemesine o kadar alışmışız ki yediği kurşunlardan. Israrla devam ettik ama olmadı haliyle. Onun da bir canı var. Rico Rodriguez de olsanız canınız bir noktadan sonra her şeye dayanmayabiliyor. Evet bir yükleme ekranıyla daha karşı karşıyayız. Bekliyoruz. Yükleme ekranları biraz uzun özellikle konsol üzerinde oynuyorsanız. Ki oyunun kontrolleri daha çok PC'ye yönelik biraz daha. Bak. Hadi bir yerden başlamışsınız çünkü kemençe dedim kemanı koymuşlar ama hala bir çay elinden öteye diye giremiyorum ben o şarkıya. Lütfen biraz daha potpourri katın işin içine. Ya sen gruptan ayrı çalıyorsun he. Mesela sadece sana vursam, sadece senin sesin kesilse. Elektronik bir hava katayım dedim müziğin içine ama dur. Biz o mekana tekrar gidelim. Beyler şu arabayı bir istiyorum. Bak seninle birlikte gidiyoruz koç. Dur madem arkada yol. Dönelim. Sen nereye bakıyorsun ya? Çekildiğini biliyor şu an yayındayız ya. Kameraya poz veriyor. Tamam sen de çıkacaksın bu seride tamam. Bölüm sonu canavarının hem ana sayfasında hem YouTube'da her yerde gözükeceğin oldu mu? Seni meşhur edeceğiz. Allah'ım ya. Kamerayı gören poz derdine giriyor. Asker misin? Foto model misin? Bu sefer normal yollarla gidelim dedik. Hep aynı hep aynı. Bak o Vespa. Yalnız eleman iyi kullanıyordu. Tabii bana göre herkes iyi kullanıyor da. Dalsana! Seni ne için getirdim ben buraya? Bunlara dalasın diye. Adamın askeri üstüne giriş yaptı. Heh! Bu mu ya? Beyblade gibi döneceksin mi? Sen nesin ya?
Elemana gel ya. Vuh! İçeriye girdik. Allah! Yarışa başladık. Oy 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 oy. Bizim eleman çok sağlam yardırıyor. Şuradan uçabilirdim. Olmadı. Ya arkadan ittiriyorsunuz da arabanın içine adam mı sıkıştı? Aha adam sıkışmış valla. Dur dur. Ben o içeri girerim, içeri girerim. Arkadaş kamera açıları sapıttı, kafayı yedi yemin ediyorum. Dur. Şunu bir çek abi. Şu arabayı hafiften çekerseniz. Yapma be. Alevlerin içinden canım koşarak koşarak. Dur şimdi uyduyu çökerteceğiz de. Ya bir durun abi ya, bir durun. Öncelikle şu elektrik şebekesini bir çökertelim. Patla be artık, yeter. El bombası falan da attım, daha ne yapayım. Patlamanın üstünden şöyle keyif sefası yapar gibi geçelim dedim. Tam olmadı istediğim gibi ama olsun. Of of of, ne patladı be. Oy oy oy, sniper. Sniper. Gel buraya. Heh, şimdi buna konuş. Buna konuşun. Başka adamınız var mı burada? Başka var mı? Varsa gelsin. Ya şimdi gelsin ya sonsuza dek. Gel. Gel. İşte bu. Bir dakika. Sen nereden şey yapıyorsun? Bak yavrucuğum. O hareketler bizi sökmez. Okey. Şunu da bir yok edelim. Burada bayağı bir mekanizma varmış yalnız ya. Bu kadar beklemiyordum ben. Oho burası var ya, bundan iletişim ağının menbaıymış resmen. Gördüğünüz gibi 4 farklı kule var. Artık hangi kanalları izliyorlarsa bu kadar çanak antenli. Yalnız o bir tanesi Beyblade gibi döndü orada, ondan sonra patladı. Sen beni görmüyor musun cidden? Sen beni tanımadın mı? Nasıl tanımazsın ya? Ben. Beni tanımanı beklerdim. Bak seni buralara kadar getirdim. Bir hoş geldin der insan. Bir eline ayağına sağlık der yani. Yalnız o kadar patlatmamıza rağmen bir tane daha varmış o şeyden. Şu kuleyi ben bir halledeyim ya, dur. Beyler bir saniye. Şöyle bir yol açın abinize. Bu kulenin sizde bir alakası var mı? Var mı bana onu söyleyeyim. Varsa ona göre, çünkü bak. İndirmekle indirmemek arasında kararsızım şu an. Diyecektim de burası da inmez ki abi. Çok sağlam kule yapmışlar yani. Şimdi mekanı şöyle bir dışarıdan gözetleyelim. Bak bir de şu var. Dur ona da gideceğiz. Şöyle bir... Lan şuradan bir atlayamadın ya. Rico'cum. Adama böyle girerler kafa atarak. Hop. Evet, bunu da patlattık ama bu radyo kulelerinden değilmiş. Bizi burada öldürürler acı. Daha fazla mermiye maruz kalmadan şuraya böyle bir kaçalım. Biraz kaçak dövüşeceğiz burada çünkü bayağı eleman var. Seni buradan tutabilir miyim ya? Hadi be. Şuraya insem. Şuradan tutarım seni ama. Şöyle şuna mesela yaklaşsam. Şunu bir açsam.
alt kapağı da bir açsam. Seni alsam. Buna yapıştırsam ve seni de onunla birlikte patlatsam. Nasıl? Sen hayırdır ya? Hayırdır. Burada başka bir eleman daha vardı. Ne oldu? O gitti mi? Hmm. Abi hala çanak anten var diyor bana. Gözünü seveyim. Nerede o? Nerede o çanaklar ya? Yeter artık. Çanak çömlek patlamadı mı? Şimdi şu şarj ünitesini bekletiyorum bir. Eleman mı var orada? Yok. Kimse de yok. Alttan ne vuruyor öyle be? Bunu patlatabilir. Of! Arkadaşlar tanktan füze yedik. Kaç! Kaç gözünü seveyim kaç! Kaç gözünü seveyim kaç! Uf! Vallahi küçük mekan olduğu için hemen kıstırıyorlar. Ya! Al! Selam. Woohoo! Adam var ya havada 3 burgulu salto yarımda çift bir şeyler yaptı işte yani. 10 üzerinden 10 puan. Vay ağır makineli diyorsun. Yakışır. Yakışır. Şş. Ne lan ne? Bu bana ateş ederse yanarız. Seni bir yerlere bağlamalıyım ben. Seni bir yerlere bağlamalıyım. Şuraya bir gel. Şöyle Beyblade misali. Şunu şöyle bağlayarak seni oradan bir kurtaralım. Sonra ben şu silahı bir alayım acı artık. O sana fazlaydı. Biliyor musun? O sana fazlaydı. Şunu şöyle bir uzaktan hiç konuşmadan şöyle bir patlatalım. Güzel. Ondan da daha var. Dahası var ha. Buluruz. Sıkıntı yok da bu silah biraz fazla tepiyor. Ben o yüzden eski silahıma geri döneceğim sanırım. Abi nerede o şeyler nerede? Beyler selam. La! Tekrar selam. Kendimi Tarkan'ın eski klibinde gibi hissettim. Bir klibi vardı onun. Çatıdan atlayıp sonra geri çıkıyordu. Onun gibi oldu. Elemanlar dedi bu tutunamadı herhalde. Hehe falan. Çat diye karşılarına bittik bir anda. Ya nerede bu diğer şeyler? He? Hacılar. Yalnız ne yanıyor be? Bak tam şu noktaya mangalı koyacaksın. Şuraya mangalı koyacaksın. Alevde ızgara. Var ya mis mis. O et var ya lokum gibi olur. Lokum gibi. Ama şimdi burada bir sıkıntımız var ki. Patlatmamız gereken başka mekanlar da var gösteriyor. Vaa! Oo! Tutunacağım mekan altımdan gitti ya. Patlatabilecek başka mekanlar da var gösteriyor. Nerede abi bunlar? Şu iç tarafta mılar acaba? He buralarda varmış. Hiç haber vermiyorsunuz. Oo bak bak bak. Heh seni arıyorum. Sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin sen? Tamam. Seni de hallettik. Bak orada önemli yerler var. Ama adamı tutarak var ya. Şöyle bir zincirleme reaksiyon yapmak istiyorum. Şunlardan birini patlatacağım. Onu patlamasıyla diğeri. Onu olmadı ama. Oldu mu? Oldu. Oldu de bana. Oldu de. Diğerleri de birbirine tutundu. Evet. Sonucu da patladı. Hadi. Patladı de. Bitmedi mi? Bunlardan biraz daha var o zaman. Woohoo! Çok az kaldı. Vallahi az kaldı. Hissediyorum. Hissetmiyorum. Görüyorum zaten de.
Yalnız eleman fena gitti. Şu parçalardan a- Ne? Vallahi o adamla kapışamazdık çünkü normal şartlar altında bizi yerdi. Ham yapardı bizi. Orada silahlar var. Bu ekipmanlardan bir yerde daha olması lazım. Şu iç taraflarda acaba bir şeyler olabilir mi diye bir bakmak istiyorum. Çünkü varsa buralarda olabilir. Buralarda bayağı karanlık yalnız ha. Gel. Heh, bak. Buralara gizlenmişler. Bu bir. Bu da iki. Hadi bununla birlikte bitsin. Ve bitti. C.S. Baljur. Biraz ismini böyle Kuzey Avrupa'dan almış bir yer herhalde. Sima Leon Silo. Evet, burayı da ele geçirdik ve gitgide şehri özgürleştirmeye devam ediyoruz. Ama buradaki işimiz bitti. Şöyle bir dışarı çıkalım artık. Burada çok kasvetliydi. Şöyle bir hava almaya çıkalım. Sonra da yavaş yavaş bölümün sonuna doğru gelelim. Nereye gidelim? Şöyle denize doğru. Bir denize girelim ya. Bu kadar savaş yeter değil mi? Artık adamımız da biraz dinlensin. Şöyle mis gibi bir manzaraya doğru. Hatta işte bak. Geçen bölümü de bu müzik bitirtmişti bana. Askeriyeden o. Evet. Az önce yaptığımız olaylardan bahsediyorlar. Böyle olaylar oldu diye konuşuluyor şu an. Yani böyle bir olayın konuşulmaması mümkün değil. İşin içinde Rodriguez varsa, Rodriguez reis, her türlü. Şöyle ben şu ileriden denize girmek istiyorum. Denize girip, çünkü burası küçük su. Orada çok bir şey olmaz. Esas büyük dalgalar denizde olur ve bizim gibi elemanlar her zaman büyük dalgalara karşı, büyük akıntılara karşı mücadele verirler. Bizim karakterimize bu yakışır, değil mi? Ne kadar da salladım yalnız. Hani şuradan yine bir ağaç ama bu sefer takılmadık. Gelişme var. Şöyle uçalım. Evet. Gördüğünüz gibi uçarken bir yandan da final konuşmamızı da yapalım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Daha önce de belirttiğim gibi bölüm sonu canavarı üzerinden izliyorsanız şu an bu videoyu, aşağıda vereceğimiz linkten YouTube kanalına gitmeyi, abone olmayı unutmayın. YouTube'dan izliyorsanız zaten hemen aşağıda abone ol butonunu görebilirsiniz. Oynuyorum serimiz farklı farklı oyunlarla, yeni videolarla ve sizlerin de istekleri doğrultusunda devam edecek. Bu videodan bizden şimdilik bu kadar. Şöyle Liko'yu denize doğru gönderelim ve o serin sularla buluşurken biz de bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Hoşça kalın.